Merhaba arkadaşlar, acemi testi 2'yi çözeceğiz şimdi. Birinci sorumuz, 4 metre yarış atlı düzgün çembersel hareket yapan cisim K noktasından L noktasına ilk kez 12 saniyede geliyor muymuş? K'den L'ye ne yapıyormuş? 12 saniyede geliyormuş. Cismin kütlesi 2 kilogram olduğuna göre cismi etkileyen merkezi kuvvet kaç newtondur demiş. Şimdi burada baktığımız zaman yani şurayı 12 saniyede geliyormuş. Her 90 derecede ne yapacak o zaman? Toplamda 4 saniye, 4 saniye ve 4 saniye. Burayı da ne olacak? 4 saniye. Bir tam turunu ne yapar? 16 saniye daha atar. Yani periyodumuzdur bu da 16 saniyedir. Peki çizgisel hızımızın büyüklüğünü nasıl buluyoruz? 2 pi r bölü t 16 yani. Buradan ne gelecektir? 3 bölü 2 metre bölü saniye gelir. Şimdi arkadaşlar açısal hızımızı nasıl buluyoruz? Omega çarpı r'den. Yani 3 bölü şu şekilde eşittir. Çizgisel açısal hızımız çarpı yarıçapımız da 4'tür. Açısal hızımız ne gelecek? 3 bölü 8 gelecek. Zaten bundan sonrasında merkezi kuvveti iki şekilde bulabiliriz. m v kare bölü r ya da m omega kare çarpı r. Şimdi m v kare bölü r'den gitmek istersen yani benim cismimin kütlesi 2 kilogram çarpı çizgisel hızımızın karesi 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4'tür. Bölü yarıçapımız 4 olarak gelecek. Şunlar sadeleşiyor. 2 geliyor. Ters çevirip çarptığımız zaman 9 bölü 8 Newton benim merkezi kuvvetim olur. C seçeneğidir. Yatay sürtünmesiz düzlemde R yarıçaplı yörüngede düzgün çembersel hareket yapan bir cismin sadece periyodu arttırılıyor. Ona göre cisme ait niceliklerinden hangisi azalır? Açısal hızımız bizim nedir? 2 pi bölü t'dir. Şimdi biz burada sadece periyodunu arttırırsak ne olacaktır? Açısal hızımız da azalacaktır. Bize de azalır soruyor. Çizgisel hızımız ise 2 pi r bölü t'dir. Yani ben bunu arttırırsam çizgisel hızım da azalacak ve bu şekilde gelecektir. Merkezci kuvvetim benim m v kare bölü r'dir. Yani burada periyodu azaltmam, çizgisel hızı azaltmam demek, merkezci kuvvetin de azalması demektir. Yani 3 öncülümüz de azalır. Eşit bölmeli bir çubuk üzerinde K ve D cisimleri O noktası çevresinde düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Buna göre çubuk üzerindeki K ve D cisimleri için demiş ki hangileri birbirleriyle aynı olabilir demiş bize. Açısal hız, çizgisel hız, merkezci kuvvet bakalım şimdi. Şimdi bunlar ikisi de dik konuma geldiklerinde ne olacaktır? Burada dik konuma geldiğinde şu şekilde çubuğumuzu çizelim biz. Şöyle çizelim hatta. Burada şöyle bölmelere ayırdığımız zaman şimdi şuradaki ikinci bölmemiz bizim nedir? Şunu farklı bir renkte yapalım. Burada K noktası var. Burada ise L noktası var. Şimdi bunların ikisi de aynı açıyı taradığı için ne olması gerekiyor? Açısal hızlarının birbirine eşit olması gerekiyor. Fakat ikisinin de aldığı yollar birbirinden farklı olduğu için aynı zamanda ne olacaktır? Çizgisel hızları birbirinden farklıdır. Şimdi açısal hızları aynı iken merkezci kuvvetler aynı olabilir mi? F merkezcim benim m omega kare çarpı r'dir. Yani bunların açısal hızları aynı. Yarıçaplarına bağlı olarak kütlelerini değiştirirsem ben merkezci kuvvetlerimin de eşit olma ihtimali var. Yani cevabımız C seçeneğidir. Dördüncü soru. O noktası çevresinde sabit 2 metre bölü saniye hızla düzgün çembersel hareket yapan bir cisim. T eşittir sıfır anında şekildeki gibi S noktasından geçiyormuş. Buna göre cisim 27. saniyede hangi noktadan geçer demiş bize. Şimdi çizgisel hızımızı biz 2 pi r bölü t'den buluyoruz. Yani 2 eşittir. 2 çarpı 3 çarpı yarıçapımız 4 bölü t'den. Bunlar gidiyor. T periyodumuz ne geliyor? 12 olarak geliyor. Yani bir tam turunu 12 saniyede alacaktır. Ve 12, 24 kalıyor geriye ne? 3 ya da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şu şekilde bölmüş. Yani S'den K'ye ne olacak? 3 saniyede gelecektir. Bir tam turun 12 ise 90 derecelik bir kısmı gidecek. Ve cismimiz 12, 24'te başlangıç noktasına gelecek ve kaldı geriye 3. 3 saniyede de nereye gelecektir? L noktasına gelecektir. Beşinci soru. Sürtünmesiz yatay düzlemde 2 metre boyundaki ipin ucuna bağlı cisim V hızıyla düzgün çembersel hareket yapmaktadır. İpin uzunluğu yarıya indirilip aynı çizgisel hızla döndürülürse açısal hızı başlangıçtakinin kaç katı olur demiş bize.
Şimdi V hızımız ne? Omega çarpı R olarak geliyor. Şimdi arkadaşlar çizgisel hız değiştirmeden ne oluyor? 2 metreymiş zaten. Boy yarıya indirilirse yani V'miz aynı. Açısal hızımız omega üstü çarpı 1. Ne olacak? Taraf tarafa oranlıyorum. Benim açısal hızımın büyüklüğü 2 omega oluyor. Yani 2 katına çıkıyor. Yani 5. sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Kütleleri sırasıyla mx, my olan sürtünmesi yatay düzlemdeki x ve y cisimleri 5 ve r yarıçaplı yörüngelerde düzgün çembersiz hareket yaparken cisimlerin bağlı olduğu ipteki gerilme kuvvetleri eşit oluyormuş. Yani ipteki gerilme kuvvetleri eşitse x'e etki eden merkezci kuvvet de y'ye etki eden merkezci kuvvetin eşit olması gerekiyor. Çünkü yatay düzlem ilk gerilmesi net kuvvet merkezci kuvvete eşit. X cismi iki devir yaptığında y bir devir yapıyormuş. Yani x 2 tur döndüğünde periyodum benim t ise bunun ikisi nedir? 2 t'de bir tam tur, yani 2 saniyede bir tur yapacaktır. Peki ben bunların çizgisel oranlarını bulabilir miyim? Vx değerim benim nedir? 2 pi çarpı 5 r bölü t. Y için baktığım zaman 2 pi çarpı r bölü nedir? 2 t'dir. Yani ben bunun hızına v dersem bunun hızına ne diyeceğim? 10 v diyeceğim. Peki fx yazdığım zaman mx çarpı v karemiz yani 10v çarpı 10v bölü yarıçapımız 5r'dir. Peki y'yi yazdığım zaman my çarpı hızımız ne demiştik? Biz v demiştik. V'nin karesi v çarpı v bölü ne olacaktır? Yarıçapımız r olarak gelecektir. Şimdi bunlar gidiyor. R'ler de gidiyor. Bunlar v'ler gitti. Bunları sadeleştirdim. 2 kaldı. Yani 20mx eşittir ne gelecektir? My olarak gelir. Mx bölü my ne gelir? 1 bölü 20 olarak gelir. Cevabımız E seçeneğidir. 7. sorumuz. O merkezli çembersel yörüngede bir ipe bağlı olarak düşey düzlemde dönen cisim şekildeki gibidir demiş. Cisim K noktasına geldiğinde ip aniden koparsa, yani şu şekilde bir ipimiz kopuyor. Nasıl hareket yapar? Burada hızımızın büyüklüğü bu şekilde olduğu için aşağı yönlü ne olacaktır? Bir eğik atış hareketi yapacaktır. Hızımız yatay olsaydı yatay atış yapacaktı ya da aşağıda bir noktada, şurada bir noktada olsaydı mesela, şurada bir noktada olsaydı direkt eğik atış yapacaktı. Yani yukarı yönlü eğik atış ama burada aşağı doğru bir eğik atış hareketi yapacaktır. Cevabımız E seçeneğidir. 8. soru. Düzgün çembersel hareket için demiş ifadelerinden hangileri doğrudur? Merkezci kuvvet merkeze yönelik net kuvvettir. Tabii ki O noktasına doğru olan net kuvvete biz ne diyoruz? Merkezci kuvvet olarak adlandırıyoruz. Merkezciliğime de her zaman yani nerede, hangi noktadan geçerse geçsin merkezci kuvvet gibi hep içe doğru, merkeze doğru olan bir kuvvettir. Yarıçap vektörü hız vektörüne diktir. Yani burada zaten bu şekilde şöyle çembersiz hareket yapan bir cismim var benim. Şimdi benim yarıçap vektörüm O noktasından cismin bulunduğu yöne doğru çizdiğim vektördür. Burada hızımız da bu şekilde, hız vektörümüz de bu şekilde. Nedir? İkisi birbirine diktir ve doğru bir öncüldür. Cevabımız nedir? E seçeneği. Şekildeki dik üçgen biçimindeki levha LH ekseni etrafında döndürülüyormuş. K noktasının merkez ilmesinin M noktasına oranı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada mesela 37 derece, 53 derece baktığımız zaman. Şimdi 53'ün karşısına 8K dersem. Buraya ne diyeceğim ben? 37'nin karşısına 6K diyeceğim. Yarıçaplarını bilmem gerekiyor çünkü. Tamam bunların açısal hızları ikisinde eşit. Ve ivmemiz, merkezciliğimiz omega kare çarpı R'dir. Şimdi 37'nin karşısı 8K. Yani buraya 6X dersem 37'nin karşısının 53'ün karşısında ne diyeceğim? 8X diyeceğim. Şimdi baktığım zaman 8K neye eşit? 6X'e eşit. Yani ben x ya da k'yi birinden birini kullanarak yapabilirim. X'ten gideyim isterseniz. Yani burada k değerimiz bizim ne geliyor? 6x bölü 8 geliyor. Burada yerine yazdığımız zaman 6 çarpı 6x bölü 8'dir. Yani şuraya 4, şuraya da 3 kalır. Yani 18 bölü 4x gelir. Şimdi arkadaşlar şu şurada. Şimdi baktığımız zaman x'in K noktasındaki ivmemizin M noktasındaki ivmeye oranını soruyor bize. K noktasındaki ivme nedir bizim?
Omega kare çarpı 18 bölü 4x olarak gelecek. Peki M noktasındaki ivme nedir? Omega kare çarpı nedir? 8x olarak gelecek. Yani taraf tarafa oranladığımızda buradan ne geliyor? Omegalar gidiyor zaten. X'ler de gidiyor. Yani 18 bölü 4 çarpı 1 bölü 8. Şunlar gidiyor. 9 bölü 2. Yani 9 bölü 16 olarak gelecek cevabımız E seçeneğidir. 10. sorumuz küçük K ve R cisimleri kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir esnek olmayan ince bir çubuğun uçlarına çekirdekli bağlanmıştır. Bu düzenek sabit O noktasından geçen düşey eksen çevresinde yatay düzlemde serbestçe dönebiliyor. K'nin kütlesi iken N2 de M olduğuna göre hangi bir anda demiş. Açısal hızlar birbirine eşittir. Tabii ki bu şekilde geldiğinde ne olacaktır? Cismimiz de L noktasından böyle gelecek mesela. İkisi de aynı açıyı taradıkları için bu L, bu da K aşağıda. Ne olur? Bunların açısal hızları birbirine eşittir. Çizgisel hızlar birbirine eşit değildir. Hayır, bunlar mesela bu ve çizgisel hızla dönerken şu kadarlık bir yol alıyor. Bu ne kadarlık bir yol alıyor? Bu kadar iki katı olduğu için 2V'lik bir hız büyüklüğüne sahiptir. Yanlıştır yani. K'ye ve L'ye etkeden merkezi kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşittir demiş. Şimdi K'ye etkeden merkezi kuvvete bakayım. 2M çarpı V kare bölü R'dir. Peki L'ye etkedene bakıyorum. Kütlem M çarpı. Şimdi 2V'nin karesi 4V kare bölü 2R yarıçaplı. Yani şunlar gidiyor. Bakın gene eşit geliyor. Demek ki üçüncü öncülümüz bu doğru. Cevabımız o zaman D seçeneği olacaktır.